Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bu videonun konusu bütün dinlerin problemi. Yeryüzünde kaç çeşit din varsa hepsinin ortak bir problemi var. Nedir bu problem? Her din kendi din adamını o dinin mesleğini yapan insan olarak kabul etmez. Din bir meslek olamaz. Fakat bir Hristiyan, Hristiyanlığı eleştirdiği zaman karşısındaki ona hemen diyor ki sen kardinalden daha mı iyi bileceksin? Sen papazdan daha mı iyi bileceksin? Bizim orada bir pastörümüz var. Sen o pastörden daha iyi mi biliyorsun? Diye insanları durdurur. Meslek olmuş. Din meslek olmuş. Aynısı İslam için de geçerli. İslam'ın din adamları İslam'ı aynı doktorluk gibi, mimarlık, mühendislik gibi bir din ticaretine dönüştürdüklerinin neticesinde, dini bir meslek yapmanın neticesinde haliyle İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri kuruldu. İmam Hatip Liseleri imam yetiştiriyor, İlahiyat Fakülteleri de din ile ilgili profesörler yetiştiriyor. Fakat buradaki insanlar bunu öğrenmelerinin gayesi iyi bir dindar olmak mı yoksa dinden para kazanmak mı? Şimdi felsefe okuyan bir genci düşünün. Bu çocuğun felsefe okumasının sebebi ne? Para kazanmak mı? Felsefeyi öğrenmek mi? Felsefeyi sosyal hayatında yaşamak mı? Yoksa felsefe hocası olmak mı? İlginç değil mi? Arkadaşlar sizce okumanın sebebi ne? Önce bunu bir anlamanız gerekiyor. Mesela kişi tıp akademisinde okuyor, tıp fakültesinde okuyor, doktor oluyor. Amacı ne? Birinci amacı halka hizmet, ikincisi para kazanmak. Ya da günümüzde bunun tersi. Birinci amacı para kazanmak, ikinci amacı topluma hizmet. Fakat din nedir? Din bir meslek midir? Yoksa her meslek sahibinin öğrenmesi gerektiği bir yaşam tarzıdır. Bakın arkadaşlar, gelen rasuller din adamı yetiştirmedi. Önce bunu anlamanız gerekiyor. Rasulleri profesör kabul edelim ve bu profesörler akıllı insanları seçip onlara ders verip belli başlı kişileri hoca olarak yetiştirmedi. Rasuller bütün insanlığa geldi ve çevresindeki herkese aynı şeyi öğrettiler. Ama doktor olmanız için sizin seçilip ayrılmanız gerekir. Mühendis olmanız için, mimar olmanız için sizin seçilip ayrılmanız gerekir ve sadece o branş üzerine eğitim almanız gerekir. Din bir meslek olmamalı. Siz dini para kazanmak için bir meslek sahibi olmak için öğreniyorsanız burada bir problem var. İlahiyat fakültesinde okuyan öğrenciye soruyorum. Kardeşim, senin ilahiyat fakültesine girme sebebin dinini öğrenip doğru bir şekilde yaşamak mı? Yoksa dinini öğrenip bundan para kazanmak mı? Bunu meslek olarak uygulamak mı? Eğer siz bunun farkına varırsanız problemin farkına varırsınız. Şimdi her bir meslek ile dini ayrı ayrı kıyaslamak yerine size şunu tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar, adamların kurdukları cümleler. Hastalandığında doktora gidiyorsan din içinde din adamına gitmen lazım. Bu cümleye inanırsanız her dünyanın her yerindeki her dinin mensubunu kendi din adamına yollarsın. Hastalandığında doktora gidiyorsun, konu dinse, o zaman hocaya gitmen gerekir dersen, Hristiyan'ı papaza yollarsın, Yahudi'yi hahama yollarsın. O da gider kendi din adamına sorar. Bunun farkına varmanızı istiyorum. Din bir meslek olamaz. Bakın, bir tıp kitabını okuyarak doktor olamazsınız. Ama Kur'an'ı okuyarak Müslüman olursunuz. Bir mimarlık kitabını okuyup da mimar olamazsınız.
Ama Kur'an'ı okuyarak Müslüman olursunuz. Ve Kur'an imtihanla seçilen bir bilim dalı değildir. Kur'an herkesin okuması gerektiği merkez kaynaktır. Kur'an insanlara bir yaşam tarzını emreder. Şartlarını söyler. Allah'ın emir ve yasaklarını iletir. Ve bunu herkesin öğrenmesi gerekir. Eğer siz şöyle bir cümle kurarsanız, kardeşim ben hastalandığımda doktora gidiyorum, ben şu anda marangozum, din konusunda da hocaya sormam lazım derseniz, bir ömür hocaya bağımlı olursunuz. Ve sürekli o hocaya sormak zorunda kalırsınız. Din sizi başkasına muhtaç etmemeli. Eğer dininiz sizi başkalarının fikirlerine muhtaç ediyor ise, siz taklitçisiniz. Taklitçi. Hoca ne derse onu yapan insanlara dönersiniz. Buna Kur'an karşı. Şimdi önce Diyanet'in hocasının mecburen maaşını hak edebilmek için kurduğu cümleleri beraber dinleyelim. Sonra da tekrar lütfen düşünelim. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. Anatomi kitabını alıp baştan sona ezberleyen birisi doktor olabilir mi? Bir cerrahın yanında el becerisi kazanmadıkça, pratik yapmadıkça doktor olamaz. Mühendislikle ilgili kitapları ezberleyenler gidip inşaatte uygulama, pratik yapmadıkça mühendis olamazlar. Hukukla ilgili kitapları ezberleyenler bir hakimin yanında staj yapmadıkça hakim olamazlar. Rabbimiz Hak Teala Hazretleri de buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim sizin için kılavuzdur. Evet, bakın Allah ayeti kerimede Kur'an'ın bizim için kılavuz olduğunu söylüyor. Şimdi bütün Müslümanlar doktor mu oldu? Allah ayeti hepimize veriyor dostlar. Bakın, doktor olmak isteyenler ayrılsın demiyor. Yani Müslüman olmak isteyenler ayrılsın demiyor. Mümin olmak isteyenler ayrılsın demiyor. Bu çok önemli. Kur'an bütün insanlığa geldi. Kur'an'ı okuyup anlamak senin de görevin, eşinin de görevi, babanın da görevi, evladının da görevi. Ben Kur'an'ı okudum, oğluma anlatacağım. Hayır, oğlunu Kur'an'la tanıştıracağız. O okuyacak, anlayacak. Ama hiç farkında değil, kurduğu cümlenin farkında değil. Bakın ayet bütün insanlığa emrediyor. Seçilmişlere değil. Allah namaz kılını din adamlarına söylemiyor. İnsanlığa söylüyor. Allah Kur'an-ı Kerim'deki her emri din adamlarına, bak ben size söylüyorum, siz de millete anlatın demiyor. Ayetlerin hepsi insanlığa geldi. İman edenlere geldi. İnananlara geldi. Şimdi bakın toparlayabilmek için ne yapıyor? Sizin için yasadır ama onu nasıl uygulayacağınızı... Bakın, şimdi Kur'an'ı nasıl uygulayacağımızı ne yapacağız sizce? Kur'an kolaydır, Kur'an detaylıdır, Kur'an açıklanmıştır. Bütün bu ayetleri unutuyor ve ne diyor biliyor musunuz? Ancak ve ancak peygamberden, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenebilirsiniz. Onun için sahabe-i kiram efendilerimiz peygamberimizin her şeyini örnek almışlar ve her şeyini de bizlere aktarmışlardır. Şimdi buna inandık mı? Sahabe Resul'den her şeyi almış, yani o toplumdaki herkes doktor olmuş. Hepsi. Orada ne kadar Müslüman varsa hepsi mühendis olmuş. Ondan sonra bu doktor ve mühendis olan, yani Resul'den Kur'an'ın nasıl yaşanacağını öğrenen bu insanlar bize de aktarmış. Bunu kabul ettik. Eğer kabul ediyorsanız şu sorunun cevabı ne olacak? Sahabe Resul'den duydu ve bize aktardı. O zaman neden farklı? Neden netice farklı?
Fatiha'nın birinci ayeti nedir? Sahabe Resul ile beraber 23 yıl namaz kılıyor. Fatiha'nın birinci ayeti nedir? Tek fikir değil. Nasıl olacak şimdi? Buyurun cevap verin. Yorumlara yazın. Nasıl olacak? Bakın ne diyor? Biz müminlere düşen ise işte onların bizlere göstermiş olduğu bu nebevi sünneti hayatımızda en iyi şekilde uygulamaktır. Ya Rabbi bizleri dünyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ayırma. İyi de hangi sünnet? Bu çok önemli dostlar. Adamın duası. Diyor ki Rabbim diyor bizi diyor Resulün diyor nebevi sünnetinden ayırma diyor. İslam tarihine bakıyorsun. Sünnet dediğin zaman birbirlerini öldürmüşler. Hangisi doğru? Sen diyorsun ki dini bizden öğreneceksin diyorsun. Dini bizden öğreneceksin diyorsun. Tamam senden öğrenelim. Peki neden tek fikir değilsiniz? Neden farzlarınız farklı? Bunlardan dininizi öğrenmeye kalkarsanız netice kaostur dostlar. Dört tane mezhepleri var. Dört mezhepteki farzlar farklı. Bırakın sünnet şöyle dursun. Farz nedir? Sorun Allah'ın emri. Ya dört mezhepte Allah'ın emri farklı ya. Farzlar farklı. Hangi farzlar diye sorarsanız her zamanki gibi en başta abdestin farzlarını söylüyor. Daha bir sürü var da abdestin farzları. Şimdi Kur'an'ın anlaşılması için sünnete muhtacız ama sünnet Kur'an'ın ayetinin hükmünü kaldırıyor. Nasıl yapacağız? Bakın ben yüzlerce videosunu yaptım. Toplamda 1200 tane videom var. Ve en az üçte birinde dile getirdiğim konu nedir biliyor musunuz? Ehli sünnete göre uygulama var ise, hadis sağlam ise ayetin hükmü kalkar. İşte bunu sürekli ısrarla tekrar etmemiz lazım. Halen yeni duyan kardeşlerimiz için. Dostlar, ehli Kur'an olursanız dininizi kaynağından öğrenirsiniz. Yok, hayır, ben dini meslek edinenlerden dinimi öğreneceğim derseniz, o zaman kime dikkat ettiğinize, kime baktığınıza, kime örnek aldığınıza, hangi hocaya gittiğinize dikkat edin. Ondan sonra ameliyat esnasında karnınızda makas unuturlarsa kimseye kızmayın. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidi.